boya doğru gidemeyeceğim. Bari kitlemi arttırayım da dünyadaki alanımı genişleteyim. Bu da mesela psikolojik bir yanı. Kilo'da böyle bir şey var. Aslında bir çok güzel bir hata yaptınız. Kitlemi arttırayım diye. Yani kütlemi arttırayım. Dolayısıyla kitlem de artsın gibi bir durum. Aslında insanlar kütleyi mi arttıracak, kitleyi mi arttıracak? O ne demek ki? Yani, kitle ne demek? Kitle şeyler değil. Metabolik olarak obez kişiler var. Siz bakıyorsunuz zayıf ama metabolik olarak obez olabiliyor. Basen ölçülüyor veya kalça ölçülüyor. Erkekte de öyle midir? Gayet tabii. Sonra bel ölçülüyor. Basen bele bölünüyor. Tam o oran önemli artık. Yani sizin beliniz için, kaç Okan Bey? Öyle... Ölçü. 90. 90. Aromata göğüs, karın çevresinde enzim biriken yağ dokusunu çıkardığı bir enzimdir. Ne yapıyor o enzim? Bu enzim vücudunuzdaki erkeklerde testosteronu parçalıyor, östradiole getiriyor. Yani kadınlık hormonu çıkıyor bir anda bir erkekte. Ve kadınsı şişmanlık ortaya çıkıyor. Göğüsler büyüyor. Göğüsler büyüyor. Zaten ne diyor hep hocalar? Her ben bakıyorum bunlara. Hepsi diyor ki birisi sana şu kadar kısa zamanda şöyle tembel bir şekilde böyle kilo verdireceğim diyorsa hemen oradan uzaklaş. Evet, evet ama bundan son derece serbest bir şekilde böyle pazarlanıyor her yerde. Bir kere arada bahsedilen 6 santim boy farkı yok. Merve de büyük ihtimalle topuklu giymişim. Bunların arasında kaç kilo fark var dedin? 6 oluyor galiba. Ya senin her şeyin bu kadından 6 farklı mı olacak yani? Her programda rezil oluyorsunuz yahu. Şimdi sayın hocam, bu iki kız arasında 6 kilo fark var mı ya? İkiniz de elinizi belinize tutun. Beli tam belinize tutun. Kalçalarınız üzerine elini koyun demiyorum. Bakın hocam, 6 kilo fark var mı bu iki kız arasında? Hayır, birbirlerine çok yakın gözüküyor kiloları. Kardeş tabii, gibiler zaten. Kıyafet koy gözüküyor. Elini beline! Evet. Ezgi sen de şey yap, kalk ayağa. Canım benim, kadınım. Sen de elini beline koy. Bak şimdi bu bulimya ve anoreksiya örneği görüyoruz iki tane. Hemen yanlarında da müthiş bir kadın görüyoruz. Gerçek. Yapılan araştırmalar var. Otoyolda aslında yapılan kaçamak sekslerde nabız daha çok yükseliyor. Tansiyon daha çok yükseliyor. Daha çok daha fazla. Otel odasından başka bir yer yok mu? Evde tavsiye ediyoruz işte. Evde olunca daha az adrenalin salgılandığı için kalp hastalığı yönünden sakıncalı değil.